Taksi lazımdır abi. Yolla, bir taksi yolla. Gönlüm eğlensin, gezip yollarda. Herkes bir taksi bekler. Akasya yollar, sarı melekler. Taksici kazlat biraz, acilem var benim. Yolda kalmak istemem, konfor beklerim. Taksici solla biraz, acilem var benim. Geç kalmayı hiç sevmem, hizmet beklerim. Yolla, bir taksi yolla, yetiştir beni, şoför bey hızla. Akasya yollar, sarı melekler. Buyurun Akasya durağı. Anlaşıldı efendim. Hemen gönderiyorum. Biraz hızlı gidebilir misiniz şoför efendi? Ayıp ettin abla. Tek rakibim var, o da Türk Hava Yolları. Taksicilik zor iştir da çeşit çeşit insanla muhatap olaysın. Atla anneciğim. Kiminin parası, kiminin hayır duası. Taksici gazlat biraz, acelem var benim. Yolda kalmak istemem, konfor beklerim. Üstlük kalsın şoför bey, neredeyse geldik. Lütfen sağda ineyim, trafik müsait. Yolla, bir taksi yolla. Bırakma beni, şimdi yollarda. Herkes bir taksi bekler, Akasya yollar, sarı melekler. Yolla, bir taksi yolla, yolla, kaldık yollarda. Solla, taksici solla, solla, kaldık yollarda. Bereket versin efendim, yine bekleriz. İyi günler hanımefendi. Bizim bir hastamız var da bu hastaneye kaldırmışlar. Öğrenebilir miyiz acaba? Adı ne? Emre. Emre Öztürk. Taksici kaza yapmış abi. Hastanız acilde şu an doktorlar başında. Durumu nasıl? Emre nasıl bacım? Ha? Durumuyla ilgili bir bilgim yok. Lütfen doktorunu bekleyin. Geçmiş olsun. Nasıl? Sağ ol. Baba gel ayakta kal. Otur şöyle. Geç. Geç. Alo, buyurun. Akasya durağı. Ali Kemal merhaba, ben İpek. Emre cep telefonundan aradım ama kapalıydı. Yanındaysa görüşebilir miyim? Ya İpek Hanım, hiç sıkılmıyormuşsun, utanmıyormuşsun ha bu telefonu ararken daha? Hiç yüzünde kızar mıyım? Neler diyorsun Ali Kemal? Bak bak bak, Emre ile görüşecekmiş. Ya sen türlü türlü oyunlarla, türlü türlü fırıldaklarla adamı kendine aşık ettin, duygularıyla oynadın. Bir de utanmadan Emre ile görüşebilir miyim diye. Ali Kemal neler saçmalıyorsun sen? Emre'yi verir misin telefona? Veremem telefona. Kendisi burada yok. Kaza geçirdi. Hastaneye kaldırdılar. Ne diyorsun sen ya? Nerede şu an? Nerede şu anmış? Ya arkadaşım düşsene ha bu adamın yakasından. Senin yüzünden alkole başladı. Alkolik oldu. Alkollü alkollü de taksi kullandı. Kaza etti. Hastaneye kaldırdılar. Ya adamın yakasından düş diyorum. Ali Kemal artık şunu kes. Nerede diyorum? Hangi hastanede söyle. Ya aklım almıyor çocuklar ya. Yani diyorlar ki alkollü iken araba kullanmış. Yani ağzına içki koymayan adam alkollü nasıl araba kullanır kardeşim? Doğru söylüyorsun baba ya. Ben de Emre'nin hiç içtiğini görmedim. Yani bunda hakikaten bir yanlışlık var ya. Ya yani böyle yemekte falan böyle bir zimcik içerdi yani. Onun haricinde ben hiç görmedim. Allah Allah. Ya Nuri baba. Ben sana söyleyemedim ama Emre dünden beri sünger gibi içiyordu ya. Yok ya. Ciddi misin? Ya bu İpek olayına kafası çok bozulmuş. Morali de sıfırdı. Çocuk kendini içkiye vurdu yani. Durmadan içiyordu ya. E oğlum bana niye zamanında haber vermediniz lan? Belki bir şey yapardık. Ne bileyim ben Uğur baba. Alkol alıyordu ama yani alkollü bir şekilde araba kullanacağını da hiç tahmin etmezdim ben. Oh be İpek be, oh be İpek be. Yaktın oğlanı ya. Yazık oldu Emre'ye baba ya. Vallahi yazık oldu ya. Ali Kemal arıyor.
Efendim toprağım. Ya Seyit abicim, gittiğinizden beri meraktan ölüyorum daha. Hiç beni arayıp da haber vermediniz. Ne oldu Emre kardeşim, nasıl, iyi mi daha? Emre'yi acil almışlar. Doktorlar müdahale etmiş. Biz de hastanede bekliyik Ali Kemal. Peki durumu nasılmış, iyi miymiş? Bilmiyik toprağım. Doktorlardan haber alır almaz size haber veririz, tamam mı? Sen de bütün ajanslara haber olarak geçersin anında. Hadi canım. Hayırlı haberlerinizi bekliyorum inşallah. Amin, amin. Haydi. Allah'ım sen halimi görürsün. Bu Emre kardeşimizi bize bağışla inşallah. Hemen ben hastaneye gelirim. Gelme Osman, gelme. Biz daha Emre'yi göremedik. Sen hemen oradan durağa git. Oğlum hepimiz buradayız, durakta şoför kalmadı be. Yalnız Emre'den bir haber alır almaz beni haberdar edersin, tamam mı? Sağ ol. Hadi eyvallah. Emre nasılmış baba? Doktorlar yanındaymış. Nuri kardeşlikte bir haber alırsa bana verecek, haber verecek. Merhaba Osmancık. Bak bakalım beni tanıyabildin mi? Kızlar, beni bir çimcikleyin bakayım da gerçeğimi görürüm. Bu ne boş? Ne boş? Sen ne boşsun değil mi? Ay, bu da sorum Osman'cığım. Tabii ki benim. Benden daha güzel, daha endamlı, daha alımlı bir kadın tanıdın mı başka? İyi bak. Sen nereden çıktın böyle? Yıllar sonra. Osman'cık, dünya küçük, boşuna dememişler. Bak, karşılaştık işte. Ay dur bir bakayım sana. Ay hiç değişmemişsin maşallah. Hala güçlü, kaslı, tuttuğunu koparan cihan pehlivanımsın sen Osman'ım. Sen de hiç değişmemişsin ha. Allah seni inandırsın. Herkes yıllar geçtikçe yaşlanıyor. Ben yıllar geçtikçe genç kalıyorum. Bak hala genç kız gibiyim. Bunlar senin kızların mı yoksa? Evet. Bu büyüğü Dilek'tir. Konserve okulunu bitirdi yani. Şarkıcı oldu. Öbürleri de Sudenaz da Buhsenaz. Kızların üçü de güzellikle sana çekmişler. Senin gibi kalem kaşlı, badem gözlü, hokka burunlu. Allah nazarlardan saklasın maşallah. Babacığım, bu tatlı hanımefendi kim? Biz tanıyor muyuz acaba? Yok, tanımazsın. Eski bir arkadaşım yani. Gerçekleri söylemeye çekiniyor musun yoksa? Eski sevgilim desene Osman'cık. Sevgilim mi? Bir yaşıma daha girdim. Baba, hani annem seni ilk aşkındı? Hani gözünü açar açmaz annemi görmüştün? Nuri baba, Emre nerede? Sakin ol evladım. Doktorlar başında, bekliyoruz. İyi bir durumu peki, nasıl? Nasıl olmasını bekliyorsun ya? Arif. Ya Emre senin yüzünden kaza geçirdi. İçeride ölümle boğuşuyor çocuk. Sen ne yüzle geliyorsun ki daha buraya? Git işte. Arif sakin ol oğlum. Ya nasıl sakin olayım abi? Hepimize yalan söyledin. Çocuğun gururuyla oynadın. Ne olsun yani? Git şuradan. Arif şimdi bunları konuşmanın sırası değil. Nuri baba ne olur söyle, Emre iyi mi? Bilmiyorum evladım. Ya sen bir iyilik yapmak istiyor musun bu çocuğa? O zaman ne olur arkanı dön, çık ve git. Yavrum, görüyorsun durum biraz gergin. Git şimdi evladım, sonra gelirsin görürsün. Hadi. Hadi İpek, sen de git hadi. Hadi. Safiye, bak kim geldi? Safiye, bu sen misin ayol? Ay ne olmuşsun böyle, vallahi tanıyamadım. Ay nasıl çökmüşsün böyle, hastalık falan mı geçirdin? Ne hastalığı canım? Allah'a çok şükür, maşallah Türk gibi kadın o. Ay senin yüzüne ne oldu biliyor musun? Yüzüme ne olmuş? Ay ben de onu soruyorum. Böyle bir yamulmuşsun gibi. Ama Osman'ım öyle mi? Bak tıpkı bıraktığım gibi, filinta gibi, fişek gibi maşallah. Maşallah ben de ilk günkü gibiyim. Allah'ıma çok şükür. Hem sen çok uzatma da, burada ne işin var? İstanbul'a niye geldin? Anlat bakalım. Bir. Kucağım rahmetli oldu. Ben de İstanbul'a taşınmaya karar verdim. Deme. Celal abi öldü mü? Ay çok üzüldüm. Çok iyi bir adamdı. Celal kim, ben çıkaramadım. Kocanın adını mı unuttun? Ay sen benim rahmetli ilk kocamı silersin. Ay Celal'im vefat edeli çok oldu. O öldü. Ben ondan sonra Kazım ile evlendim. Kazım da vefat edince ben Selim ile evlendim. Selim de öldü. Sonra Ahmet. Sonra
Hikmet, Murtaza. Oo, maşallah yani az biraz daha zorlasan bir futbol takımı kurarmışsın. Neyse, tutmayayım ben sizi Osmancık. Ben de hemen sizin yan tarafa taşındım. Oturmaya beklerim. Sana ellerimle tatlılar yaparım. Görüşürüz Osman. Görüşmeyelim inşallah. Osman, bana bak. Eğer seni bu şırfıntını bir kilometre çevresinde yakınında görürsem böyle dilik dilik keserim ona göre. Aa, niye öyle söylüyorsun Safiye? Bak eski defterleri karıştırma. Bak o eski defterler kapandı bile bak. Ha, işte bile. Doktor bey iyi bir haber verin ne olur bize. Yaradan'a kurban olayım. Emre kardeşim nasıl? Söyle. Arkadaşlar maalesef hastamız çok ciddi bir kaza geçirmiş. Ve çok miktarda kan kaybetmiş. Hadi ya. Acil ameliyata almamız lazım. Ya o zaman alın doktor bey. Neyi bekliyorsunuz anlamadım ki yani. Alın ameliyata. Şimdi arkadaşlar Emre'nin kanı 0 RH negatif. Çok nadir bulunan bir kan grubu. Maalesef elimizde hiç yok. O yüzden kan bulmamız gerekiyor. Aksi gibi bizim durakta da hiç kimsenin kanı uymuyor ya. Evet ya benim de 0 RH pozitif yani. Yalnız kanı bulamazsak ameliyatı alamayız. Bir an önce kan bulmamız gerekiyor. Sinan hemen oda merkeze git. İstanbul'daki bütün taksileri anons geçsinler. Tamam baba. Arif sen de hastaneleri dolaş. Seyit sen de kan merkezlerine bir bak. Ben de çevredeki esnafı bir dolaşayım. Hadi. Tamam. Hadi gidelim baba. Alo Sinancığım. Emre nasıl oldu? İyileşti mi? Kan mı bulamadınız? Gelip biz verelim. Bu kadar kadını sayıl birimizin karnına uyar mutlaka. Tabii ablam. Bir dakika. 0 RH negatif mi dedin Sinan? Hanımlar içinizde 0 RH negatif kan grubu olan var mı? Ah oh iyi. Benim değil. Yok maalesef Sinancığım. Burada hiçbirimizin kanı tutmuyor. Tamam anam. Tamam canım. Hadi öptüm. Hadi. Ay Allah Emre'nin yardımcısı olsun valla. Ay hanımlar merhaba. Ya merhaba. Ay bir bela geldi ki başıma sormayın gitsin. Hayırdır Safir? Ne oldu kale? Osman abiye mi bir şey oldu? Yo olmadı ama olacak. Osman'ım kan atlanıp evden uçacak. Nasıl uçacak ayol? Osman'ımın eski sevgilisi mahalleye taşındı. Ay. Ay Osman eniştemin eski sevgilisi mi varmış? Kale sen Osman'ın ilk aşkı değil miydin Safir? Ben genç kız iken bir ara ayrılmıştık Osman'ımla. O da Nebahat diye bir kadınla bir ay kadar çıkmış idi. Sonra bu Nebahat'in ne mal olduğunu anladığı için bana geri döndü ve evlendik. Kadın yılların intikamını almaya gelmiş. 5 tane kocayı gömmüş, gelmiş benim kocama göz dikmiş. Kız Safir, seni bayağı korkmuş gördüm. Hani sen Kleopatra'ydın, kocanı kimse elinden alamazdı. Paçaların tutuşmuş maşallah. Tabii ki kendime güvenirim. Ama bu Nebahat de yabana atılacak bir kadın değil. Güzel mi Safir? Merhaba hanımlar. Safiş, bak geri misin? Burada da karşılaştık seninle. Bak dememişler boşuna dünya küçük diye. Nebahat'cığım yani sen ben nereye gitsem oraya gelirsin. Herhalde kuyruğuma takıldığında geldi. Demek meşhur Nebahat Hanım sizsiniz. Hoş geldiniz mahallemize. Ay, sağ ol canım. Bakarım da ben gelmeden namım gelmiş buralara. Evet benim adım Nebahat. Ama siz bana kısaca Nibuş diyebilirsiniz. Nuri baba gelmiş. Ne yaptınız çocuklar? Kan bulabildiniz mi? Maalesef ağam ben uygun kan bulamadım. Ben de oda merkeze haber verdim baba. Kan grubu uyan bir şoför arkadaş olursa bizi arayacaklar, irtibata geçecekler yani. Yani kan bulamadık. Arif de yok ortalıkta. Yok biz Seyit'le kapıda karşılaştık ama Arif'i görmedik baba. Kızım affedersiniz. Bizim arkadaşımıza kan lazımdı. Biz dört bir tarafa dolaştık bulamadık. Çaresiziz. Ne yapacağız? Sizin haberiniz yok mu? Kan bulundu. Emre Bey ameliyat alındı. Ne diyeyim hemşehrim? Gerçek mi? Bu yaşasın baba. Emre'ye ameliyat almışlar. Allah'ım şükürler olsun ya. Gördün değil mi Nebati, Elena Hanımcığım? Yani bir iki dakikada kuafördeki bütün kadınlara mavi boncuk dağıttı. Can ciğer kuzu sarması oldu. Şeytan tüyü var bu kadında, şeytan tüyü. Sen şimdi bu kadın Osman'ı senin elinden alacak diye korkuyorsun. Ben bir kadın olarak bunu çok iyi anlıyorum.
Nasıl çok iyi anlarsın? Aa, yoksa Nuraga'nın başında da böyle bir kadın meselesi mi var? Ay inanmam. Kimmiş o kadın? Oh Hikali, nereden çıkarıyorsun bu saçmalıkları? Hiç böyle bir şey yok. Troloji sen delisin nesi? Ne bileyim ben. Hani seni çok iyi anarım dedin ya. Ben de sen de o dertten dolayı müzaripsin sandım. Bir sus da beni dinle. Bu Nebahat belli ki senin huzurun için tehlike. Kadın yılların intikamını almaya gelmiş senden. Bak sen de bir görüşte Nebahat'in ne mal olduğunu anladın Elena Hanımcığım. Ama Allah'ıma şükürler olsun ki ben ondan güzelim. Bana bak Safiye, sen uzun zamandır galiba aynalarla dargınsın. Evde hiç aynalara bakmıyor musun? Yani sen demek istersin ki Nebahat senden daha güzel. Hele bırak şimdi güzelliği. Bak şimdi bu kadın senin kocan için tehlikeli. Bu kadını Osman'dan uzaklaştırmamız lazım. Ben de onu söylerim de nasıl olacak bu iş? Bir an önce bu kadının başını bağlayacağız. Hay aklına bin yaşa be Elena Hanımcığım. Ancak bu kadını evlendirirsek Osman'ımı rahat bırakır. Ve ona bir koca bulacağız. Bekar ve zengin biri. Öyle biri var ama biraz yaşlı. Olur mu? Kale daha iyi. Parası olsun yeter. Miras kalacak diye daha çekici gelir adam ona. Kimmiş bu? Masar Bey. Ah kale tam isabet. Çak. Hoppa. Hadi eyvallah. Hadi gidelim. Hadi. İyi akşamlar Nuri Beyciğim. İyi akşamlar. Emre kaza geçirmiş. Duyar duymaz koştum geldim. Durumu nasıl? Ameliyatı aldılar. Peki benim yapabileceğim bir şey var mı? Teşekkürler. Düşünmeniz yeter Mazhar Bey. Ya Mazhar baba ya. Sen hakikaten çok kral adammışsın ya. Yani kirayı vermedi diye her gün balkondan attığın çocuk kaza geçirince koşa koşa hastaneye ziyaretine geldin. Tebrik ediyorum. Bravo yani. Bu bir insanlık sorunu. Emre iyileşsin, hastaneden çıksın. Kirayı vermezse yine onu kovalar, balkondan aşağı atarım. Anladın mı şimdi? Merak etme sen. Pes yani, pes Mazhar baba. Eksik olmayın. Zor zamanlarımızda yardımımıza koşan sizin gibi dostlara ihtiyacımız var. Siz de zor günlerimde hep benim yanımda oldunuz Nuri Beyciğim. Unuttunuz mu? İyilik bulaşıcıdır. Hocam nasıl durum, vaziyet iyi mi? Arkadaşlar ameliyat çok başarılı geçti. Ama maalesef hastamız hayati tehlikeyi atlatmış değil. Hocam ne yapacağız şimdi? Şu an yoğun bakıma kaldırdık. Hastanın bu kritik süreci atlatmasını bekleyeceğiz. Tekrar geçmiş olsun. Sağ olun doktor bey, sağ olun. Ağam şimdi ne yapacağız? Bekleyeceğiz oğlum. Bekleyeceğiz. Baba Antepli'nin aracını getirdim. Geçen aydan kalan borcu vardı. Onu da verdi mi? Onu da ödedi. Eksiksiz. Güzel. Çıkın şimdi siz. Akıllarınca yerli ekibimize mani olacaklar. Bunu sarının yanına bırakmayacağım. Mekanını basacağız. Dediğimi doktora götürün. Hayri! Buyur baba. Para nerede oğlum? Kasayı yarmışlar, çantayı almışlar. Hanginiz aldı paraları? Çabuk çıkartın yoksa kurşun atacağım hepinizi. Baba biz dışarıda çatışmadaydık. Sen de şahitsin baba, yanımızdaydın. Hepimiz dışarıdaydık. Rüstem nerede? Rüstem çatışmada da yoktu. Arayın evi. Rüstem'i bulun. Rüstem yok baba. Arayın şunu cepten.
sonra tekrar. Cebi de kapalı. Vay kalleş köpek vay. Çatışmayı fırsat bilip kasadaki paraları çalmış. Hemen yaşadığı evi kontrol edip yakalayıp getirin bana. Başüstüne baba. Başüstüne baba. Ey be. Hakikaten Osman. Çok yakışıklı bir yarısı yani. Ha. Vallahi billahi. Şu kaşlar, şu gözler, şu burna bak okka gibi. Bıyıklar fırça gibi. Yani vallahi billahi. Nazar diyecek sana Osman. Safiye, nereden çıktın bile lambacını gibi birdenbire karşıma sen? Sen bırakasın Osman benim nereden çıktığımı. Biz 20 yıllık evliyiz. 20 yılın herhangi bir gününde bıyığını ya da saçını taradığını hiç görmedim. Nereden çıktı bu kişisel bakım merakı? Ne varmış burada yani? İnsan kendi kendine bakamaz mı yani? Ne var kendi kendimi tımar ettiysem? Bana oyun oynama Osman. Ben malımı çok iyi tanırım. 40 yılın bakımsız ayı Osman'ı birdenbire bir elinde ayna, bir elinde cımbız. Neden bakımlı ayı Osman'la dönüştü? Neden? Yoksa Nebahat'e güzel mi görünmeye çalışırsın? Nebahat? Nebahat! Teessüf ederim sana yani Safiye. Ben seni ne kase varım bilmez misin? 40 sene senden başka kimseyi bu güzlerim görmez. Onu bilmez misin sen ha? Başkasına hiç bakar mıyım ben de? Hele bir bak. Hele bir bak Osman. Senin o bıyıklığını var ya böyle teker teker yolarım. Bana öyle gözlerini bile bile belirtip belirtip bakma gözlerinde cadı gibi korkarım Safiye. Yapma derim sana. Ne demek Rüstem'i bulamadık lan? Ne demek bulamadık? Ne demek? Eve uğramamış baba. Parayı alıp arazi olmuş. Hanginiz bu Rüstem'i buraya çalışmaya getirdi? Kimin tanıdığı bu? Konuşsanıza. Baba, bizim tanıdığımız değil Rüstem. Sana geldi o, sen işi aldın. Allah kahretsin. Koynumuzda yılan beslemişiz. Irsız, uğursuz köpek. Kasadan paraları çalıp gitmiş. 1 milyon dolar vardı bu kasada. Baba, polisi arayalım. Rüstem'in ismi belli, cismi belli. Hemen bulurlar. Polis olmaz. Kendi yöntemlerimizle halledeceğiz. Ne yapacağız baba? İlan basın. Rüstem'in resmini koyun. İstanbul'a dağıtın. Görene, bilene, yerini söyleyene 100 bin dolar para vereceğiz. Yazın. Emredersin baba. Doktor bey, doktor bey. Arkadaşlar, hadi gözünüz aydın. Hastamız hayati tehlikeye atlattı. Görebilir miyiz kendisini? Şimdi dinlensin, daha sonra görürsünüz. Ya doktor bey, 1-2 dakika ya. Hemen girip çıkacağız ya. Peki, çok kısa olsun. Sağ ol doktor ağam. Allah tuttuğunu altın etsin. Allah seni bağlamasın. Emre, nasılsın oğlum? İyi görünüyorsun. Yeni çocuk, geçmiş olsun lan. İyi misin? İyiyim abi, sağ ol. Yorma kendini, yorma. Her şey için hepinize çok teşekkürler. Ya sen ne diyorsun oğlum? Unuttun mu ya? Biz Akasya Durağı olarak bir aileyiz. He? Birbirimizden başka kimimiz var kardeşim? Ya o değil. Şimdi bırak sen teşekkürü falan da. Ne kaza yapmışsın be birader? Ne içtin sen? Gaz mı içtin ya? Arabada 7 bin lira masraf çıktı valla. Oğlum bunları konuşmanın sırası mı şimdi ya? Allah Allah. Bu çocuk yoğun bakımdan yeni çıktı be. Bu Arif'im Tarif'im gerçekten cins baba ya. Biz gidelim bir an eve. Seyit sen burada kal. Herhangi bir şeye ihtiyacınız olursa durağa telefon et. Ben Ali Kemal'le gönderirim, tamam mı oğlum? Tamam ağam. Benim de işim yok. Ben de Seyit'e eşlik edeyim o zaman. Kal. Tamam. Tamam. Hadi iyi bak kendine. Geçmiş olsun. Biz seni yormayalım. Hadi baba hadi. Görüşürüz hadi. İyi bakın lan çocuğa. Aferin lan. Doktor bey. Buyurun. Hastamızı çok iyi bulduk. Yani sayenizde. Ne kadar teşekkür etsek azdır. Arkadaşlar bize değil, kan veren o kıza teşekkür edin. Eğer vaktine gelip kan vermeseydi işler çok daha kötüye gidebilirdi. Kan mı? Kız mı? Doktor bey, o kız kim? Kim verdi kanı ya? Elif İpek Aydın. İpek mi? İpek mi? Aa bu. Tanıyor musunuz? Tanıdığımızı sanıyorduk da. Meğer tanımıyormuşuz. Ama helal olsun baba İpek'e. Helal olsun yani. Yürü, yürü, yürü Arif'im Tarif'im, yürü. Mazhar Bey, size bir müjdemiz var. Müjde mi? Ne müjdesi? Yoksa Nuri Bey durağı mı boşaltıyor? Hikale. Niçin durağı boşaltacağız? Durağın kirasını her ay tıkır tıkır ödüyoruz. Hiç bile boşaltmıyoruz. Neyse canım, şimdi tartışmayalım bunu.
Siz müjde deyince aklıma başka bir şey gelmedi doğrusu. Bu yaşta sevinecek başka ne var zaten? Ay Mazhar Beyciğim, size uygun bir eş adayı bulduk. Ne? Eş adayı mı dediniz? Ay çok sevindiniz değil mi? Yalnız sayın bayanlar, benim evleneceğim kadın akıllı, bilgili ve kültürlü olması lazım. Sanattan anlaması lazım. Lisan bilmesi lazım. Müzikten anlaması lazım. Ne bileyim ben yani bir müzik aleti çalması lazım. Ayrıca güzel ve gösterişli olmalı. Mazhar Bey, traloşisine siz delisiniz nesiniz? Siz hiç aynada kendinize bakmıyor musunuz ben nasıl bir adamım diye? Size çok güzel bir kadın bulduk taş koyuyorsunuz. Ay canım kızmayın. Nedir bu bayanın adı? Adi Nebahat. Biraz sıradan bir isim. Olur mu Kale? Nebahat'ı değiştirirsiniz. Karolin yaparsınız. Karolin, Karolin diye seslenirsiniz. Zannedersiniz ki kendinizi Monaco prensesiyle evlisiniz. Saygıdeğer bayanlar. Siz benim öyle yüksekten atıp tuttuğuma bakmayın. Ne zamandır bekarlık canıma tak etti. Kendime uygun bir eş çıkması için yalvarıyordum. İnanır mısınız? Şu televizyonlarda gösterilen evlenme programlarına iştirak etmeyi bile düşündüm. Oldu o zaman bu iş. Sizi hemen tanıştıralım. Sizi dünyada bırakmam. Şimdi size güzel bir çay demleyeceğim. Çay içmeden dünyada bir yere bırakmam sizi. Buyurun oturun bakayım. Ben taksi. Teşekkür ederim. Ya Merve'de tutturmuş Sinan Cankuş. Evlenelim, evlenelim deyip duruyor ama ya ben de bırak düğünü yapacak para, kına gecesinde kına alacak para yok. Nasıl olacak bu iş ya? Oğlum Arif'im tarifim biraz akıllı olsana lan. Tamam sende para yoksa Merve'de var. Merve zengin kız, onun parasıyla evlenin. Hop hop hop. Ağzından çıkanı kulağın duysun biraz ya. Ya bende kadın parası yiyecek göz var mı? Ayıptır ya, bize yakışmaz. Ne diyorsun abi? Tamam. Senin paranı yesin. Sanki sende para var da paranı yiyecek. Neyini yiyecek senin? Acınızdan ölürsünüz lan. Ne yapalım abi? Çalışacağız, kazanacağız işte ya. Öf. Ah ulan ah. Şöyle bir yerden toplu bir para çıksa diyorum. Ne güzel olur ya. Anında yaparım düğünü vallahi. Ağza bak ağza. Toplu para çıkacakmış. Oğlum aç tavuk kendini dara ambarında zannedermiş. Nereden çıkacak sana toplu para? Lan Arif'im tarifim. Şurada ganyan bayi var ha. Ben senin yerine bir ganyan oynayacağım. Eğer tutarsa var ya düğününü ben yapacağım. Söz veriyorum. Hadi bari bekle, ben iki dakika geliyorum. Birader kardeşimizi arıyoruz. Görürsen bize haber verirsen seni çok memnun ederiz. Ya çok acelem var, kusura bakma kardeşim, hadi. Kardeşimiz zihinsel engelli. Başına bir iş gelmesinden korkuyoruz. Olana da 100.000 dolar ödül veriyoruz. Abi 100.000 dolar mı? Ne diyorsun? Abi bu mu sizin kardeşiniz? Rüstem Sarı. Tırın. Tırın tırın. Tamam kardeşim, yerini bilirsem, görürsem, söylemezsem adiyim. Tırın, 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 tırın. Arif'im tarifim, gözün aydın, yırttık ha yırttık. Bak bakalım bu resimdeki adam kime benziyor? Ha, kim? Bu şey mi ya yoksa? Ya kim bu ya? Lan Arif'im tarifim, akıllı olsana oğlum, iyi baksana. Tıpkı sana benziyor lan. Hırt demiş burnundan düşmüş. Tek bir fark var, sen esmersin, o sarışın. Allah Allah, ya ben de iki saattir çıkartacağım. Birine benziyor diyorum ama bak ondan çıkaramadım ben. Şimdi Arif'im tarifim, bu arkadaş var ya biraz zihinsel engelliymiş. Kaybolmasından, kendisine bir zarar vermesinden korkuyorlar. Bulana, görene, yerini bilene, söyleyene tam 100.000 dolar para ödül veriyorlar. Ne haber lan? Abi biz bunu nereden bulacağız? Koskoca İstanbul ya. Tabii bulmamız zor. O yüzden şöyle bir şey yapacağız. Bunun çakmasını imal edeceğiz. İmal edeceğiz derken? Merhabalar arkadaşlar. Hoş geldin kardeşlik ya. Meraktan öldük vallahi. Nasıl Emre? Nur babacığım, hadi bize güzel haber ver de. Çocuklar, Emre gayet iyi. Hayati tehlikeyi atlattı. Hızla iyileşiyor. Oh be, çok şükür vallahi. Ya Osman, yalancı, sahtekar dediğimiz, dışladığımız bu kız meğer pırlanta gibi bir kalbe sahipmiş ya. Bu bizim oğlanın ameliyatı için gerekli kanı ipek vermiş. Vay! Hayatta inanmam. Demek ki bu kız pırlanta gibi bir kızmış yani. Bizim Emre'yi esraftan severmiş ha.
Yahu sevmese hastane köşelerinde niye perişan olsun ya? Yahu ağlamaktan göz pınarları kurumuş kızcağız. İyi günler Akasya'dır abi, onun çok değerli emekçi şoför kardeştir. Kalk lan yerimden. Günaydın. Günaydın hanımefendi. Günaydın mı? Siz günümüze bir güneş gibi doğdunuz hanımefendi. Buyurun, nereye gidecekseniz sizi ben götüreyim. Sinan Cankuş, sıra bende olsa gerek. Buyurun hanımefendi. Hanımefendiciğim, sizi gideceğiniz yere götüreyim. Nur babacığım, izin verirseniz ben taksiyle bir götürüp getireyim. Ali Kemal'cığım, sen tecrübesizsin. İlla biri götürecekse mutlaka o ben olmalıyım. Çünkü aranızda en tecrübeli benim. Ne biçim konuşuyorsun? O böyle götüreyim. Yok, hayır yani. Diyorum ki yani başka kimse çıkmazsa ben götürürüm. Yanlış anlaşılmasın. Ha, biz yanlış anladık demek. Ay, teşekkür ederim gentleman beyler. Ama ben Osmancık dururken başka hiçbir kimsenin taksisine binmem. Değil mi Osmancık? Evet. Osmancık mı? O nasıl şey ya? Hanımefendi, demek ki Osmancık mı Osmancık dediğinize göre siz daha önceden tanışıyorsunuz. Öyle mi Osmancık? Osmancık. Şimdi şöyle durum vardır. Biz Nebahat hanımefendiyle ta memleketten, ta eskiden bile ahbaplığımız vardır yani. He, Nebahat Hanım'la eskiye dayalı bir ahbaplığımız var yani, öyle mi Osmancık? Ahbap mı? Neden yalan söylersin? Biz seninle eski sevgiliyiz. Abbu! Sevgili mi o? Osmancık'la ha? Neyse, ben artık bu mahalleye taşındım. İnşallah bundan sonra sık sık görüşürüz. Görüşürüz sık sık. Görüşürüz tabii efendim. Haydi Osmancık, beni alışveriş merkezine götüresin. Hadi bu abi Osmancık. Vay, Osmancık'a bak. Böyle mis gibi hatun bırakılır mı ya? Ulan Arif'im tarifim, bizim de işimiz vardı, hadi gidelim. Ha, Nuri Baba, bizim küçük bir işimiz var. Bir gidip gelsek olur mu? Çocuklar tamam, gidin de ne olur geç kalmayın. Taksimiz yok ya durakta. Hadi gidelim Sinancık. Olur Arifçik. Hoşça kal Nuricik. Maşallahın var arkadaş. Yani benden bile sağlamsın vallahi. Doktor yarın çıkabilirsin dedi ama bana kalsa bugün bile çıkar gider yani. Emre, çok sevindim. Ayağa kalkmışsın. Çok çok şükürler olsun canım. Vallahi sapasağlam. Bak kendi kendine bile yürüyeyim. Evet yani gayet iyi, hiçbir şey yok gibi bence. Senin ne işin var burada? Seni merak ettim. Hangi yüzle geliyorsun buraya? Ben senin yüzünü bir daha görmek istemiyorum demedin mi? Emre lütfen. Hastaydın. Hayati tehliken vardı. Senin için çok endişelendim. Benim için endişelenme Emrek. Tamam mı? Değil hasta. Ölüm döşeğinde olsam bile gelme. Yüzünü görmek istemiyorum. Ama doktor bak. Seyit abi. Güle güle Emrek. Peki. Öyle olsun. Ay Osmancık, bakıyorum da gözlerini bacaklarımdan alamadın yani. Yok be Nebahat, niçin bakam senin bacacıklarına? Bu lafları silerken bile hala bacaklarıma bakarsın be Osmancık. Ama sen de haklısın. Yani yıllardır Safiş ile evli olan biri olarak böyle güzel bacak yürümeye hasret kalmışsın. Hadi bakasın biraz. Tübe vallahi, tübe bacacıklarına bakmam senin. Ay Osmancık be, bu Safiş seni ne kadar kötü giydirir bile. Hadi gel sana yeni kıyafetler alalım. Biliyorsun ben zevkli kadınımdır. Yok be. Ben esbaplarımdan memnunum. Hem ben duraka döneceğim. Ay nereye dönersin be Osmancık?
Sen burada beni bekliyorsun. Ben alışverişim bittikten sonra beni eve bırakırsın. Ha, öyle mi? Ne yapalım? Artık öyle yapalım peki. Haydi hoşça kal. Alo Safiş. Hayırdır, neden ararsın beni? Alo Nebahar. Hadi gözün aydın, mahallemiz sana çok uğurlu geldi. Aa, ne uğruymuş bu? Senin başını bağlayacağız galiba. Ay, benim yoksa talibim mi çıktı? Bak mahallemizin medarı iftarı, yüksek bürokrat emeklisi, Monşer Masar Bey seni görmüş, beğenmiş, seninle tanışmak ister. Ne söylersin? Madem Masar Bey beni beğenmiş, tanışmak ister, o zaman benim eve gelesiniz. Ben bir saat sonra evde olacağım. Tamam canım, beklerim. Oldu o zaman. Bir saat sonra biz sana gelelim, sizi tanıştıralım. Hadi görüşürüz. Oldu bu iş. Ah Safiş ya. O iç gram aklı ile beni alt etmeye çalışır. Şimdi ben sana öyle güzel bir oyun oynayacağım ki böyle tereyağından kıl çeker gibi Osman'ı senin elinden nasıl alacağım, bak göreceksin. Ya vallahi helal olsun Gülü Bey'e ya. Tıpatıp imitasyonunu yapmış lan, baksana tıpkı sana. Çok başarılı olmuş. Şu adamlar gelse de şu 100.000 dolarımızı alsak ya. Ya bir şey söyleyeceğim, benim başıma kötü bir şey gelmez değil mi? Arifim tarifim saçmalama lan. Ne kötü şey gelecek? Sen onların kardeşsin. Aile zengin bir aile. Seni alacaklar, sana sahip çıkacaklar. Ne var yani bunda? Ne bileyim abi. O zaman ben bu adamlar geldikleri zaman biraz saf taklidi yapayım. Hani kardeşleri hani zihinsel engelliymiş ya. Birazcık inandırıcı olsun. Aman aman. Sakın öyle bir şey yapma. Sen olduğun gibi davran. Yeteri kadar saf olursun. Ha bu arada adamlar geldiğinde sen kaçmaya çalış da ben de seni yakalayayım, inandırıcı olsun, tamam mı? Bana bak, şu gelenler onlar olabilir, hazırlıklı ol. Demek buradasın Rüstem Efendi ha? Bırakın beni kardeşim. Kaçıyor. Beni bırak. Abi yakalayın. Yardım edin. Alın abi kardeşim. Koş, koşturmadım bizi peşinden. Ya bırakın beni ya. Arabaya götürün. Ya bırakın ya. Beni bir bırakın kardeşim. Hadi Rüstem kardeş. Hayırlı olsun kardeş. Abi işte ben kardeşinizi yakaladım, buldum, getirdim. Size teslim ettim. Siz de hani o şeyde ilanda yazan 100.000 doları getirmişsinizdir. Şey yaparım umarım. Alkuç. Bu ne abi ya? Burada sadece 1.000 dolar var abi. Oysa ilanda 100.000 dolar yazıyordu. 99.000 dolar eksik yani. Çok erken aradın. Parayı tamamlayamadık. Sen numaranı ver, biz seni arayalım. Ha, tamam. Tamam abi. O zaman ben size kartımı vereyim. Buyurun. En yakın zamanda aramanızı bekliyorum abi. 99.000 dolar abi. Abi. 1.000 doları peşin oldu ya. Bak görür müsün ne bak? Bacaklarına bakmam, yüzümü kapatırım ha. Ay çok tatlısın be Osmancığım. Hadi poşetlerimi ver. Ay Osmancık, benim bir sıkıntım var ama nasıl söylesem bilmem. Söyle söyle, ben yabancı mıyım be? Ay şu benim musluğum su akıtır. Yani kaç tane tamirci çağırdım, dünya kadar para verdim, hala akıtır. Ha öyle mi? Ama senin tamircinde iş yokmuş. Ben devamlı Safiye'nin musluklarını tamir ederim. Seninkini de tamir edeyim. Ay Safiye kızmasın ama. Ne kızacak be? Ben koskoca yağlı pehlivan Osman Ağa'yım. Haydi bakalım. Ay gidelim. Yaşa bir Osmancığım. İşte bu gaga fazladır deba. Bunu kullanmayacağız. Atacağız. Ondan sonra bu contayı sıkıştırmaya başlayalım. Barayı kapat, barayı kapat. Barayı kapat derim sana. Kapat be. Muslukta hata var.
Gördüğün gibi bu fabrikası bu musluğun. Bunu ters yapmış yani. Onun içinde bile bozuk çıktı yani. Gagası da fazla bunun ya. Ay neyse Osmancık. Baksana böyle sırılsıklam olmuşsun. Hasta olacaksın. Hadi hemen git içeri de soyun bari. Yok. Ben başkasının yanına soyunamam. Ben iffetli ve namuslu bir kişiyim. Hay Osmancık. Yani saçmalama, benden mi utanırsın? Hadi geç içeri soyun, hadi soyun. Doğru. Sen benim her bir yanlarımı bilirsin. Bak sana çok güzel bir meyve suyu getirdim. Al içesin. Nebahat be, bu biraz tuhaftı. Biraz acı gibi sanki bana kalırsa sanki. Memleketten getirdim be Osmancık. Saf meyve suyudur. İçinde iyi şeker katkısı yok. Ondan bile acıdır. Bende şeker hastalığı var da bu acılık iyi oldu yani. Hem de memleketliyen değil mi? Doldur. Ya ne vuruyorsunuz kardeşim ya? Ben de bu evin bir evladı sayılırım kardeşim. Babamı çağırın. Babam gelsin buraya. Ne diyorsun Rüstem? Dayaktan beynin mi sulandı oğlum? Paralar nerede? Ne parası ya? Benimle oyun mu oynuyorsun? Ne demek ne parası? Benden çaldığın paralar. Oo, keşke kayıp kalsaydım ben ya. Buldunuz böyle davranıyorsunuz tabi. Vallahi var ya bak bir kaçarım, yıllarca geri gelmem. Ağlarsınız burada, yüzüme hasret kalırsınız söyleyeyim yani. Ne saçmalıyorsun Rüstem sen? Bilerek salağa mı yatıyorsun? Kasayı soymuşsun, paraları alıp kaçmışsın. Nerede paralar? Ya abiler bakın bir yanlış anlaşılma var. Ben Rüstem değilim ki ya. Biz Rüstem'le birbirimize çok benziyoruz yani. Ben şairim yani Arif'im. Soyadım Keser, tamam mı? Böyle hece vestilde şiirler yazarım. Öyle yani. Demek öyle. He öyle bak. Gerçek anlaşıldığına göre beni bir salın da ben gideyim. Gözünüzü seveyim ya. Aa dur bakalım nereye gidiyorsun? Daha sana ikramda bulunacağız. İkram mı? İkram varsa kalırım tabii. Ne ikram edeceksiniz acaba? Beğendin mi ikramımızı? Nerede paralar Rüstem? Ya ben Rüstem değilim. Arif'im ben, taksiciyim. Bırakın gideyim ya. Kes! Yar mıyız biz? Paranın yerini söyle. Evet, Sinan'ın tuzağına düştüm. Kandırdı beni. Para kazanacaksın dedi. Suçlu o. Sinan ortağın mı senin? Sinan. Beni yaktı, yakalattı. Şimdi paralarla sefa sürüyor ya. Ben de değil paralar, Sinan'la. İyi günler babacığım. Nuri Baba, ben yarın işi bırakacağım da onu haber vermeye geleyim dedim. Hayırdır Sinan? Milli piyango mu vurdu gene? Ona benzer bir şey baba. Piyango değil de birazdan beni telefonla arayacaklar. Tam 100.000 dolar ver... Pardon 100.000 değil. 1.000 dolarını verdiler. 99.000 dolar verecekler baba. Allah Allah, ne güzel insanlarmış onlar ya. Ben de numaramı vereyim, beni de arasınlar. Bana da para getirsinler, versinler daha. Ya Nuri babacığım, bu bizimle dalga geçiyor da. Red lan, ne dalga geçeceğim? İşte baba 1.000 dolar burada bak. 1.000 doları peşin verdiler, tamam mı? 99.000 doları da birazdan telefonla arayıp verecekler baba. Bak 1.000 dolar. Sinan, gene ne işler çeviriyorsun oğlum sen? 3 kağıt yok değil mi işin içinde? Aşk olsun baba ya. Sen benim ne zaman 3 kağıt yaptığımı gördün ya? Bu durakta benden daha namuslu, benden daha dürüst, benden daha onurlu, benden daha güvenilir, benden daha şerefli bir adam var mı sanıyorsun sen ya? Ya arıyorlar. Kesin onlar arıyordur baba. Efendim abi? Sinan, seninle görüşmemiz lazım. Tamam görüşelim abi, siz benim 99.000 dolarımı vereceksiniz abi. Tamam bana adresi verin, ben hemen oraya geleyim. Tamam. Dönünce. Tamam biliyorum orayı abi. Hemen geliyorum. Tamam. Baba zengin oluyorum baba. Tırın. Yırttım yani. Tırın. Ulan Sinan, gene bir pırıldak çeviriyorsun ya. Yüzlerini açamam.
Ben biraz uyusam ama ya. Sen işleri de geldi. Hoş geldiniz ama biraz ters bir zamanda geldiniz. Ters bir zamanda mı geldik? Geleceğimizden haberin var diye Nebahat. Ay vallahi tamamen aklımdan çıkmış. Yani başımda o kat tatlı bir telaş var ki hiç beklenmedik şeyler oldu. Bizi kapıdan geri çevirmeyeceksin herhalde. Madem ısrar edersiniz buyurun girin. Buyur. Kusura bakmayın, size de kapıyı bu kıyafetle açtım, çok utanırım. Ah hanımefendiciğim, bu kıyafet size çok yakışmış. Ne kadar güzelsiniz. Ne olur bundan sonra kapıyı hep bu kıyafetle açınız efendim. Biraz yavaş olunuz Mazhar Bey, kadının içine düşeceksiniz. Efendim, ben Deniz Mazhar. Sizi tanıdığım için ne kadar mutlu oldum anlatamam. Ay, o mutluluk bana aittir Mazhar Bey efendiciğim. Oy. Bana de gideyim be. Bizim ev ne kadar yaşmış be. Safiye yeni mobilyalar almış. Bir de gizli. Bak bak. Nasıl vereceğim ona? Kale Osman Bey. Osman. Safiye. Bizim evde misafirler var. Niçin beni uyandırmadın? De sarhoş susak. Burası bizim evimiz değil, burası Nebat'ın evi. O zaman bizim burada ne işimiz var Safiye? Ah, bu soruyu benim sana sormam lazım. Sen mi bana soru sorarsın? Allah cezanı versin Emin susak. Benim üstüme gül mü kukladın? Güney Amerika devesi gibi suratıma tüpürüp durma Safiye. Tamam mı? Ben senden başka gül koklamam. Ay Osmancık, ben sana söylemedim mi Bülü yatak odasından çıkmayasın diye? Niçin dinlemiyorsun sözümü? Tamam da ben tuvalete çıktım canım. Yazıklar olsun size Osman Bey, yazıklar olsun. Bak Safiyeciğim, ben suçsuzum. Yemin içiyorum ki suçsuzum ben ya. Allah seni bildiği gibi yapsın Emo Osman. Beni bu kadınla mı aldattın? Elena Hanım hadi gidelim. Durun, durun. Ayol namuslu kadın dediğiniz bu muydu? Eve herifi kapatmış, hem de evli barklı herif ha? Çüş yani çüş. Hadi. Sana da oha. Hüdük. Bu madam bana niçin hüdük dedi be? İyi günler abiciğim. Hani siz bana 100 bin dolar ödül verecektiniz. 1000 doları parkta vermiştiniz. Geri kalan 99 bin doları sonra vereceğim demiştiniz ya. Heh, işte ben o 99 bin doları tahsil ve tahsis etmeye geldim. Yanımda bir de çanta getirdim. O 99 bin doları mümkünse çantamızın içine koyalım abiciğim. Keşke gelirken 2 tane ceset torbası getirseydin Sinan. Çok ihtiyacınız olacak. Ceset torbası mı? Şimdi ben buradaki espriyi anlayamadım abi. Herhalde şaka yapıyorsun değil mi? Ne şakası? Ne bileyim şaka. Bir dakika ya. Bana bak abicim. Sen o 99 bin doları vermemek için çamura yatıyorsan çok ayıp ediyorsun yani. Ben o parayı almadan şuradan şuraya gitmem. Haberin olsun ona göre. Ben bu numaraları bilirim abicim. Şaka! Asıl numara yapan sensin. Rüstem her şeyi öttü. Rüstem öttü mü? Nasıl yani? Rüstem kuş mu ki ötsün? Nasıl öttü? Nerede öttü? Niye öttü? Ne zaman öttü yani? Rüstem'in ortağıymışsın. Elinden paraları almışsın. Nereye sakladın paraları? Ne parası? Abi para işte sizin bana verdiğiniz 1000 dolar var. O gün parkta verdiniz. Geri kalan parayı da şey yapacağız dediniz. 99 bin doları da sonra vereceğiz dediniz. Başka para yok abi. Ne parası yani? 1 milyon dolar nerede? Abi 1 milyon dolar mı? Benim 1 milyon dolardan falan haberim yok abi. İşte 1000 dolar başka bir şey yok. Rüstem'in kasadan çaldığı 1 milyon dolar. Abi 1 milyon dolar mı? Rüstem sizin kasadan 1 milyon dolar mı çaldı? Vallahi çok acayip bir sıkıntı yani. Enteresan bir sıkıntı. Siz o yüzden mi Rüstem arıyorsunuz? Ben de zannettim Rüstem sizin. Bu kardeşiniz, o yüzden arıyorsunuz. Bu. Dalga mı geçiyorsun oğlum? Yok abi, ne dalgası?
Abi ben size bir şey itiraf edeyim. Aslında o Rüstem diye bildiğiniz adam var ya, o Rüstem değil. O bizim durakta çalışan bir taksici. Adı da Arif'im Tarif'im. Aslında kendi de sarışın değil. Ben size kakalamak için onu sarıya boyadım, sarışın yaptım. Öyle kakaladım Rüstem diye abi. Biz de bu yalanları yedik. Yemediniz. Anlaşıldı. Abicim ben bu 1000 dolarımı alayım. Çantayı da alayım. Ona da çok para verdim yani. Ziyan olmasın. İzninizi isteyeyim. Hoşça kalın. Gel buraya. Gel. Alın bunu da Arif'in yanına koyun. Arif'in yanına mı? Arif iyi yerde mi? Rahat yerde mi abi? Yani hala vakti yerinde mi? Ziyaretçi gelebiliyor mu abi? Ne diyorsun öğleniciğim? Osman'ın Nebahat Hanım'ın evinde mi bastınız? İnanmıyorum. Ne? Osman babacığımı mı basmışlar? Nasıl? Safiye Osman'dan boşanmak istiyormuş. Yok, Osman şu anda burada yok ama gelince konuşurum kendisiyle. Hadi canım. Oy Nuri babacığım. O Nebahat denen karıyı benim gözüm tutmadı biliyor musun? Vallahi 2 dakikada ayarlamıştır Osman babacığımı. İyi akşamlar. Oo, Osman babacığım da gelmiş. Nihayet Nebahat denen o kadının koynundan çıkıp gelebildiniz Osmancık. Vallahi billahi sana bir şamarı yalattırırım. Ben şimdiye kadar iffetimle namusumla yaşadım. Şimdi bundan sonra iffetime laf söyletmem, tamam mı? Ya iffetimle namusumla yaşadım diyorsun ama Osman. Yani duyduklarımız biraz farklı ya. Yani bizim kadınlar seni yarı çıplak basmışlar Nebahat Hanım'la. Evet kardeş, bile yarı çıplaktık ama senin anladığın anlamda bir şey olmadı yani vallahi. Peki yarı çıplak ne yapıyordunuz abi? Satranç mı oynuyordunuz? Yok satranç da oynamadım. Sen bana inanmaz mısın? Bari seninle bir kardeşlik. Bu Nebahat bana komple kurdu yani. Safiye ile beni ayırmak istedi. İyi akşamlar hafişler. Hoş geldiniz kızım. Hayırdır? Ya Nuri baba, Arif ve Sinan'ı arıyoruz. Sabahtan beri bir türlü ulaşamıyoruz. Tamam canım, paniklemeyin. Belki bir yerde böyle beraber bir şeye takılmışlardır. Tamam, bakarız şimdi. Dikkat dikkat. Akasya durağı konuşuyor. Sinan, beni duyuyorsan cevap ver. Bak. Sinan, duyuyorsan cevap ver. Cevap vermiyorlar. Allah Allah. Nerede olabilir bunlar ya? Sinan amcam kesinle bir fırıldaklıklar çeviriyordur. Ya sabah geldiler dükkana. Arif'in saçını, bıyığını sarıya boyattılar, gittiler. Arif'in saçlarını mı boyattılar? Hı hı. Niye boyatıyorlar Arif'in saçlarını ya? Sen Sinan'ı tanımaz mısın be kardeşler? Bile ne kadar üçkağıtçı olduğunu bilmiyor musun? Bile anasını boyar, babasına satar. Gene de Arif'i bile boyayıp birine satacak herhalde. Ya Nuri babacığım, Sinan abicim dedi ya, bana 100 bin dolar verecekler. Acaba onun bu boyayla moyayla alakası olabilir mi? Ne bileyim oğlum. Dur komiseri arayalım bakalım. Konuşun oğlum. Nerede 1 milyon dolar? Nereye sakladınız? Abi sen yanlış adamları tutuyorsun abi. Bakar mısın abicim? Bir kere Rüstem değil. Arif ve Tarif var. Ben de Sinan değilim. Bir ver vardır benden işte. Abi bizde para mara yok. Abi biz kendini uyanık zanneden 2 tane gerizekalıyız abi. Sinancığım kuşum. Dua et buradan sağ çıkmayayım. Çıkarsam seni kendi ellerimle boğarak öldüreceğim. Abicim, gözünü seveyim. Siz bu Arif'im Tarif'ime verdiğiniz elektriğin voltajını biraz daha arttırın. Buradan sağ çıkmaması lazım abi. Bir de benimle eğleniyorsunuz ha? Yok abi, ne eğleneceğiz? Verin elektriği. Kızcağızım senin bu kocan da üçkağıtçı sahtekarın teki yani. Ha, demek öyle Osman abi. Senin de aldık haberlerini. Safiş seninle boşla basıvermiş. Ay Osman pampiş, yani sen de karını aldatıyorsan herkes aldatır yani normal olarak, yandık ya.
Yemin içerim beni oyuna getirdiler. Yani iffetimle oynadılar. Yoksa ben ihanet eder miyim Safiye'ye ya? Ben onu bunu bilmem Osman abicim. Safiş'le ben konuştum. Seni bir güzel boşayacakmış, paspas gibi kapının önüne seri verecekmiş. Haberin ola. Esa mı? Esa. Buyurun efendim, makasya durağı. Tamam komiserim, emredin. Sinan'ın arabası bulundu mu? Tamam efendim, orada görüşürüz. Sağ olun. Sinan'ın taksisini bulmuşlar. Hadi kalkın gidiyorum. Bana bakın çocuklar. Siz de doğru eve. Hadi bakalım. Sinan'ın taksisi burada Nuri Bey. Demek ki aldığımız ihbar doğruymuş. Yani komiserim, yani araba burada da içinde ne Sinan var ne Arif var. Neredeler bunlar? Sinan! Neredesin? Ya Allah aşkına Osman ya. Arabanın altında ne işleri var ya? Saçmalama gel. Ya Sinan neredesin ya? Biz etrafı şöyle bir kolaçan edelim Nuri Bey. Yürüyün çocuklar. Biz de gidip şu eve soralım. Belki biliyorlardır ya. Bu kaçın yayın. Rüstem, insan ekmek yediği kabı pisler mi? Nankör! Abi, yanlışım var bak. Ben bu düzenbazın oyununa geldim. Abi, gözünü seveyim. Abi, kapı çalıyor. Bağlayın şunların ağızlarını, bağırmasınlar. Bağlayın. Açalım bakalım. Buyurun. Kardeşim, biz iki arkadaşımızı kaybettik de. Arabalarını da sizin evin önüne park etmişler. Acaba gördünüz mü diye merak edip sormaya geldik. Evet, bir tanesi benim kocamdır. Adı Sinan. Fotoğrafı da bu. Bakın. Hiç görmedim. Ya nasıl olur kardeşlik? Arabalarını şuraya park etmişler, baksana. Hiç görmedik dedik ya kardeşim. Görsek niye söylemeyelim? Tamam, tamam. Rahatsız ettik, affedersiniz. Teşekkür ederiz. Nasıl herifler be? Ya ne yapacağız çocuklar ya? Ya geldik, araba burada. Sinan'la Arif yok. O zaman Sinan abi arayalım. 40 kere aradım ama yine bir kere daha arayacağım artık. Ha. Aa, Fenerbahçe'nin maaşını çalar ya. Ama cevap veren yok, açmazlar. Hadi gidelim ya. Ya saçmalama Osman, dur. Telefon çalıyor. Buradan duyuluyor, evin altından. Demek ki Sinan burada Nuri Baba. Ne oldu Nuri Bey? Sinanları gören eden var mı? Vallahi komiserim, görmedik diyorlar. Ama biz Sinan'ı telefonla aradık. Telefon sesi buradan aşağıdan geliyor. Yani demek oluyor ki Sinan abim ha buradadır komiserim. Şimdi anlarız. Kardeşim, laftan anlamıyor musunuz siz? Görmedik dedik ya. Polis, kaldır elleri. Kaldır. Kaldır, al bunları. Al götür. Yürü. Götür, yürü. Görmemişler ha. Yürü, yürü, koş. Polis. Baba. Aşkı Tom Sinan. Ay. Ay canım benim. Aa, bu işkence alatı mıdır? Çalışır mıydı ya? Ay Sinancığım, iyi misin anam, iyi misin? Nasıl olayım Gülübük? Adamlar bana bütün keban barajının elektriğini verdiler. Geçmiş olsun oğlum ya. Aa abi, niçin böyle civcive dönmüşsün sen? Ay aşkı Tom, gerçekten ne bu saç ya? Hemen kuaföre gitmemiz lazım. Bir evde bir sarışın yeter normal olarak. Ya hayatım, elektriği bana verdiler. Senin mi beynin sulandı? Ne oldu yani şimdi? Ya diyorum, bana elektrik verle böyle saçım diyor ya. Ama aşkım olmaz ya. Hadi çıkalım bir an evvel buradan, hadi. Tamam baba, tamam, gideriz de. Benim bu Sinan'la görülecek bir hesabım var. Ondan sonra gideriz. Gelsin. Arif, ne yapıyorsun oğlum? Saçmalama! Ya Nuri Baba, yaktı beni, yaktı ya! Bize her yer Karadeniz, ne fark eder orası? İyi günler. Ben bir taksi istiyorum.
İsteyin tabii. Tabii ki isteyeceksiniz ama şimdi istemeyin, yarım saat sonra isteyin. Çünkü şimdi hiçbir taksicimiz yoktur daha. Siz taksici değil misiniz? Siz bırakın. Uy, Nuri Baba sana ne dedi Ali Cemal? Taksi kaçırmak yok demedi mi o? Sen de söz vermedin mi kaçırmayacağım taksi diye? Taksi yok de sen Elisi, yok de. Taksi maksi maalesef yoktur hanımefendiciğim. Ben Habu Durağan işletme müdürü olduğum için taksiye de çıkmıyorum. Buyurun siz oturun, ben de oturayım. Bir taksici arkadaşım gelsin sizi götürür. Çok acelem var. Bir istisna yapsanız da siz bıraksanız ben olmaz mı? Ne olursunuz? He, ne olur. Lütfen. He. Peki madem öyle... Vallahi çok ısrar ettiniz, sizi ben götüreceğim. Buyurun lütfen, lütfen gidelim. Niye açmaz? Safiye kilidimi değiştirdi acaba beni içeri almamak için? Safiye! Beni içeri almamak için kilidi değiştirdi değil mi? Ben de şimdi kapıyı kıracağım. Bak ona göre. Azgın teke, tezen hangi yüze gelirsin bu kapıya? Ardamarı çatlamışsın sen. Öyle söyleme Safiye. Ağzından çıkanı kulağın duyar mı? Yoksa kulağında bir arıza mı var? Bir de yüzüme karşı konuşur musun? Püh! Yüzsüz! Kızçeler, tükürün babanızın suratına. Sakin ol anne, iyice delirdin ya. Safiye, böyle alttan aldığıma bakma. Yumruğu bir vururum kafana, kafan nar gibi dağılır. Taneleri de büle 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 ortalığa dağılır beyninin ha. Baba, çocukların önünde ne biçim konuşuyorsun? Psikolojilerini bozacaksın. Pardon çocuklar. Bilirsiniz ki ben bir Avrupalı olarak şiddete karşıyım. Medeni bir insanım. Aile içi şiddete ekstra olarak karşıyım yani. Tabii. Bir kutup ayısı aile içi şiddete ne kadar karşıysa... ...babanız da aile içi şiddete o kadar karşıdır kızcalar. Yemin içerim ki ben melekler kadar suçsuzum yani. Ne boş beni kandırdı. Ne boş? Nebahat yani canım şu hani. Dilek, kızçelerin kulaklarını tıkı, artı 7 yaş yayınına geçeceğim ben. Siz de öteki kulaklarınızı kapayın bakayım. Heh, aferin. Osman, bak bakayım burada enayi yazar mı? Yazmaz. Tabii yazmaz. Çünkü ben enayi değilim. Ben seni Nebahat'in evinde yarı çıplak yakaladım. Sen de yarı çıplak idin. O da yarı çıplak idi. Şimdi bir de karşıma geçmiş suçsuzum diye mi konuşursun? Babam yarı çıplak mıydı? Ay inanmıyorum. Ya öteki kulaklarını kapamamışlar. Safiye ne olur bak bu güzel yuvamızı yıkma. Sana yemin ederim ki ne boşla aramızda hiç kötü bir şey olmadı ya. Bana basal okuma. Ya bir kere hayatta beni dinle canım. Bir kere dinle. Böyle bir şeyin olmadığını sana yemin içerek ispatlayabilirim yani. Anne bırak ispat etsin. Bakalım nasıl ispat edecek. Ulan ne oluyor, yangın yanıyor. Ya kardeşim sen ne gidiyorsun daha? Gözün havalarda gidiyorsun, önüne baksana ters yöne girdin. Kardeşim dalga mı geçiyorsun be? Asıl ters yönden gelen sensin, dikkat etsene biraz. Ula bir de bağırıyor, hem suçlu hem güçlü. Ya kardeşim konuşma da hadi üfle üfle sönsün. Ula ben ne gideceğim şimdi? Şimdi baba, bu güvenlik sisteminin iki tane kamerası var. Bir tanesi dışarıda, bir tanesi içeride. Dışarıdaki taksileri gösteriyor. İçerideki de aham burayı gösteriyor. Kameraların gösterdiklerini biz burada bilgisayardan takip ediyoruz. Aynen öyle baba. Mesela diyelim ki dışarıda bir taksi maksi çalındığı zaman kamera gösteriyor. Çalan da böyle kapak gibi yakalanıyor baba. Hakikaten ha, baksana. Bütün taksileri gösteriyor ha. Şimdi o öbür düğmeye basarsan baba o da iç tarafı gösteriyor. Evet baba. Ya tamam da oğlum burada kim gelecek? Ne var oğlum burada soyulacak ha? Tezgahta bir kilo çay var, bir kilo şeker var. Bir de ben kahve içerim, zaten şekersiz içerim. Hırsız girip de neyi soyacak burada? Ya baba sen işin dalgasındasın ya. Ben sana ne diyorum, sen ne diyorsun? Allah muhafaza taksilerden biri çalındı, o zaman ne olacak? Çalanı böyle kamera kabak gibi yakalayacak baba. Şuraya basınca. Evet baba işte bak. Bir dakika. Bir araba giriyor içeri. Seyit. Bu senin araba değil mi lan? Hakikaten bu benim araba. Tamponu düşmüş. Kaza mı yaptın oğlum? Yok hocam ben kaza meza yapmadım. Ben dün arabayı park ettim, eve gittim. Şimdi arabanın içinde o zaman kim varsa o yaptı kazayı. İniyor baba bak dur. Abu!
Ali Kemal. Ali Kemal tabii ya. Yine arabayı kaçırıp kaza yapmış. Ben gösteririm hocam. Dur şimdi dur. Kimse görmeden taksi yerine bıraktım. Oh be, üzerimden büyük bir yük kalktı vallahi. Nuri babacığım, gördün mü? Seyit abicim kaza yapmış, tamponu yamulmuş. Ha, ben yapmışım kaza. Ben yamultmuşum yani tamponu. He. Tabii ki de Seyit abicim, ben orada taksileri yıkıyordum, bir baktım. Aa, o da ne? Senin taksinin o ön tamponu var ya, o böyle yamulmuş, sallanıyor beşik gibi ya. Acaba kaza mı ettin, ne ettin? Sinan. Efendim baba. Bu kameralar bu görüntüleri kaydediyor mu oğlum? Tabii baba, kesintisiz tam 9 saat kayıt yapıyor. Sen istemediğin sürece de silinmiyor. Yani sen ancak silersen siliniyor. Anladım. Sen şunu bana bir 5 dakika geriye alsana. Tabii baba, hemen alayım. Ya Allah Allah ya Nuri babacığım, ben sana diyorum ki Seyit abim kaza yapmış, tamponu sallanıyor, dünya kadar masraf var diyorum. Sen bana diyorsun ki kamera mamara. Ya bırak kamerayla oynamayı da, taksiyle ilgilen. Gel bakayım sen şöyle. Ne var değil mi? Buyurun canım. Gel lan şöyle. Bak şimdi bak. Bak. Bakıyorum. Bak. Bir araba kapıdan bahçeye giriyor. Girdi. Yavaş yavaş yaklaşıyor. Durdu. Park etti. Bakalım şimdi içinden kim çıkacak? Kim çıkıyor? Aa, ben çıktım. Nur babacığım, vallahi montaj yapmışlar. Şimdi de bana şantaj yapıyorlar. Komplo yapıyorlar bana da. Ne komplosu lan? Haftada iki defa araba kaçırıp gidip kaza yapıyorsun. Seni kovuyorum. Ya niye kovuyorsun Nuri babacığım? Sen kovarsan ben ne diyorum? Hem benim kasetimi çıkarmışlar, benim kariyerimle oynuyorlar. Vallahi hiçbir şeyden haberim yok. Kovma beni. Yeter! Haftada bir ben... İki mi? Haftada iki ben senin kaza yaptığın arabaların tamirini yapamam. Ödeyemem o kadar para. Onun için kovuldunuz. Buyurun. Ali! Hoş geldin ne boş. Beni arayıp çağırınca işi gücü bıraktım. Hemen koştum geldim. Hadi geç içeri. Ay, o Sefiye de amma pasaklı kadınmış böyle. Ay, şu hale bak. Her yer her yerde. Neyse. Hayrola Osman'cığım. Neden çağırdın bakayım beni buraya? Şu mesele nedir anlat. Sorma ne boş. O hadiseden sonra Safiye kızları topladı bile doğru anasının evine gitti. Ay öyle mi? Ay çok üzüldüm. Çok üzüldüm. Enteresan. Hayatımda ilk defa bile üzülünce sırıtan bir insan görürüm. Ay, ay yok 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 Osman'ım. Aklıma benim başka komik bir şey geldi de ben ona gülerim. Ay yanlış anlama sen sakın Osmancık. Ha, yani sonra düşündüm taşındım da acaba bunun gitmesi iyi mi oldu kötü mü oldu diye. Sonra düşündüm ki yani hayat başkalarını karşıma çıkarabilir. İşte böyle. Sen bana bir şeyler mi söylemeye çalışıyorsun? Çıkar şu ağzındaki baklayı çıkar. Çılgın. Bak, ikimiz de birbirimize oyun oynamayalım. Senin bende gözün olduğunu hepimiz biliriz, tamam mı? Senin gibi güçlü, kuvvetli bir pehlivanın yanına da benim gibi güzel, alımlı bir kadın yakışır. Yanlış mı söylerim Osman'ım? Burası öyle tabii. Ayrıca yalan söylemenin de hiç manası yoktur. Safiye'nin gıttığına pek sevindim. Hatta içimin bütün yağları eridi. Safiye gitti. Sen de bana kaldın. Bence de çok güzel oldu. Ay, ne oldu ayol Osman? Neden kendini böyle çektin? Ben ilişkide dürüstlüğe çok dikkat ederim. Eğer biz yani ikimiz bile beraber olacaksak birbirimize yalan söylemememiz lazım. Şimdi ben sana bir şey soracağım ya. Hani senden hani biz hani o gün bile alvet gibi bir şey olduyduk ya. Sen o gün benim meyve suyumun içine içki kattın mı katmadın mı? Doğru söyle bakalım. Evet. Senin meyve suyunun içine bir güzel içki koydum. Ondan sonra da seni sarhoş ettim. Seni gidi. Oh seni. Yoksa bana kızdın. Yok kızmadım.
çok kızdım. Ay Safiye! Ay Safiye ya! Bana bak, sen Osman'ımı elimden almak için bana oyun mu edersin? Öldürürüm seni! Ay, ay Osman bu kadının anasının evine gitmemiş miydi? Enteresan. Ben de gitti sanırdım. Niçin gitmedi acaba? Aa, siz bir yere mi gidiyordunuz Neboş abla? Aa, buna acele canım. Vallahi bir dayağımızı yedirmeden bırakmayız. Saldırın kızçeler. Ay yeter. Bayrampaşa geldi Eşref. Bayrampaşa mı geldi? Ah dedeciğim. Yine iş bulamadım diye çok kızacak bana. Bayrampaşa bana kızmasın. Ne olur kızmasın bana. Korkma Eşref, şaka yaptım be oğlum. Sevdiğimden takılıyorum sana. Ne Bayrampaşası? Bayrampaşa öleli 100 sene olmuştur be oğlum. Bayrampaşa ölmedi. Yemen cephesinde savaşıyor benim dedem. Canım dedem. Bak bu da resmi. Canım dedeciğim. Eşref öyle safsın ki insan senin gibi birinin döner bıçağıyla 5 kişi kıtır kıtır kestiğine inanamıyor. Ben kimseye zarar vermem abi. Benimle alay ettiler. Üstüme geldiler. Taşa torunuyum ben. Öyle şeyleri kaldıramam. Eşref, Bayrampaşa geliyor. Eyvah. Beni sorarsa yok de. Korkma be oğlum. Eğleniyorum ben seninle. Kimse görmedi. Ya Osman yapma ya. Demek böyle bir oyun kurdun ve Nebahat'a bütün gerçeği itiraf ettirdin ha? Nebahat itiraf ettikten sonra Safiye kızlar ellerine aldılar böyle oklavaları. Kadını düve düve mahalleden kovdular. Ya ağam, ben senin suçsuz olduğunu vallahi biliydim ha. Geçmiş olsun. Sinan, oğlum niye takmadın kapıya bunu? Ya Nuri baba ya, büyüklük sende kalsın. Gel affet şu Ali Kefan'ı, işe başlasın. Hadi öpsün elini hadi. Saçmalama oğlum ya. Bu kaçıncı parçaladığı araba hergelenin? Kalk tak şunu kapıya hadi. Hadi baba, yapma gözünü seveyim ya. Hadi. Ulan Ali Kefal var ya, sen de bir adam olmayacaksın biliyor musun ya? Vallahi billahi. Eyvah! Bayrampaşa polisleri peşime takmış. Buyurun kardeşim, taksi mi lazımdı? Sıra bende. Yok, taksi için gelmedim ben. Ne için geldin peki? Aa bu, yoksa kapıdaki iş ilanı için mi geldin? Baba görüyor musun, ilanı bir yapıştırdık, hemen bir aday geldi yani. Buyur kardeşim, hoş geldin. Otur bakalım şöyle. Gel kardeşim. Bir konuşalım seninle. İş olursa iyi olur. Bayrampaşa çok sevinir çalışmama. Yeter ki iş olsun. Ya kardeşim tamam da sen şimdi bu çay demleyebiliyor musun? Tavşan kanı yaparım hem de. Yeter ki iş olsun. Ayrıca işte taksileri temizleyeceksin. Buraları sileceksin, süpüreceksin. Yapabilir misin? Siler süpürür, gıbıs gıcır yaparım. Yeter ki iş olsun. Yatacak yerin var mı peki? Yok ama önemli değil. Gerekirse yatmam. Yeter ki iş olsun. Evet, sen yatarsın. Burada durakta yatarsın. Tamam mı? Tamam, burada yatarım. Bayrampaşa çok sevinecek işe girdiğime. Yeter ki iş olsun. Ya yeter ki iş olsun da şimdi bu Bayrampaşa kim ya? He ya, Bayrampaşa kapatılmadı mı ya? Osmanlı paşasıdır. Dedemdir benim. Bakın. Babu paşaya bak. Allah Allah. Maşallah. Yani Allah uzun ömür versin. Bu en az 100-150 yaşında vardır. Baksana kardeşlik. Tamam tamam anladım. Yani Osmanlı paşası senin deden. Tamam, anlaşıldı. Hadi o zaman bir başla bakalım şu arabaları yıkayarak, hadi. Kardeşim bak, Ford'um orada, kova, fırça, deterjan hepsi orada. Arabaları bir güzel yıka bakayım, hadi. Tamam, onların hepsini bulur, arabaları gıbız gıcır yaparım ben. Yeter ki iş olsun. Hadi bu. Ya çocuklar biz bu adamı işe aldık ama yani biraz yarım akıllı gibi geliyor ya. Kesin. Vallahi Nuri baba ya. Akıllı biri gelip bizi bulmuyor.
Nerede kıt zeka? Hop burada yani. Ya vallahi bu duraktaki en akıllı adam benim. Narin kız, sen bağa kızıysın da ha o durakta ben olmasam yaprak kıpırdamaz. Tabii canım, sensiz o durak işler mi hiç? Bak göreceksin, ha o Nuri Baba kapıma kadar gelecek, ha o kapının zilini çalacak. Yalvaracak, ayaklarıma kapanacak. Ali Cemal, ben ettim sen etme, ne olur durağa geri dön diyecek. Ama ben geri dönmeyeceğim. Dönme tabii kocacığım. İstanbul'un bütün işverenleri senin peşinden koşarlar. Yani dönüp ne yapacaksın? Alay etme Narin, alay etme. Vallahi maaşıma iki kat zam isteyeceğim. Vermezse dönmeyeceğim. Ha o durakta batar. Aa, batar tabii kocacığım. Hatta şimdiye kadar çoktan batmıştır. Narin kız, duyuyor musun? Zil çalıyor. Ama kapının değil, telefonun zili çalıyor. Efendim Seyit abicim. Vallahi tahmin ediyorum şöyle yaklaşık iki saat oldu işten ayrılalı ama Nuri Baba dayanamadı, beni işe geri çağırttırıyor değil mi? Öyle kolay değil bu işler. Kapıma kadar gelecek, yalvaracak bağa. Ali Kemal kurbanın olayım, ben ettim sen etme, işe geri dön diyecek. Anca öyle. Yok toprağım, ben onun için aramadım. Nuri ağam senin yerine başkasını işe aldı da onu haber vermek için aramıştım toprağım. Ha. Benim yerime başka birini işe almışlar da. Allah seni kahretmesin Ali Kemal. Daha iki saat geçmeden yerine başka birini buldular. Bu muydu senin vazgeçilmezliğin? Çekil. Bitti be bitti. Bakın size kimi getirdim. Oo, yeni çocuk hoş geldin lan. Günaydın. Oğlum sen deli misin, divane misin? Aa, daha bugün hastaneden çıktın, kalktın durağa geliyorsun. Ne işin var senin burada? Ne demek ne işin var Nuri Baba? Yoksa kaza yaptım diye işten mi attınız beni? Bak 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 şimdi eşek sıpasına bak. Sözüm ona, eğleniyor benimle. Oğlum sen kaza geçirdin. Evde yatıp dinlenmen lazım. Bütün gün yat yat canım sıkıldı Nuri Baba. Eğer ki taksiye çıkmayı düşünürsen boşuna öyle şeyler düşünme, tamam mı? Seni bu halde taksiye maksiye çıkarttırmayız biz. Tamam Osman abi, korkma sıranı da alacak değilim. Bak. Ben öyle mi söyledim Allah aşkına ya? Şaka bir yana hepinize çok teşekkür ederim. Yani kaza olur olmaz geldiniz. Bir evladınız gibi başımdan bir an olsun ayrılmadınız. Sağ olun. He. Ayrıca teşekkür edeceksen bize değil, sana kan veren o güzel insana teşekkür et. Senin hayatını Asulo kurtardı. Sahi bana kim kan verdi Nuri Baba? İpek. İpek mi? Ha, doktor İpek. Hastaneye geldiğinde kovdun ya. Hatırladın mı? Nasıl olur ya? Abi şaka mı bu? İpek mi kan verdi bana? Evet, İpek vermiş. Hem de hiç bize söylemeden gizli gizli vermiş. Biz de verdiğini doktordan öğrendik. Hastaneye yattığından beri yanından ayrılmadı. Hatta bizim bu Arif bir ara kızı kovdu. Aşağıda bekledi, aşağıda. Arkadaş bana bak, bu kız gerçekten seviyor seni. Vallahi ne diyeceğimi bilemiyorum. Nereye gidiyor bu yeni çocuk ya? Dedikodu yaparmış gibi olmasın ama yani bu herhalde kızdan gidip özür dileyecek ha. Merhaba, Hamı Duran yeni çaycısı sen mi oluyorsun? Evet benim. Kasetle gelen kasetle gider. Benim kasetimi çıkardılar, kariyerimi elimden aldılar. Yakında senin de kasetin çıkar, seni de kovarlar. Sen de kimsin ya? Ben Hamı Duran'ın eski çaycısı Ali Çemel'im. Niye kovdular seni? Dedim ya, kasetimi çıkardılar. Bakayım hemşerim. Vallahi sen çok zeki bir adama benziyorsun ha. Vallahi on numara adamsın ha. Sen her yerde iş bulursun. Ama ben öyle miyim? Ben safın önde gideniyim. Ha bu duraktan başka hiçbir yerde iş bulamam. Kimse iş vermez, aç kalırım. Diyorum ki gel sen ha bu duraktan ayrıl, ben gireyim tekrar işime. Olmaz. Bayrampaşa çok kızar sonra. Ne bayram be? Bayrampaşa dedem benim. Yemen cephesinde savaşıyor. Bak bu da resmi. Bu mu senin deden? Evet, benim dedem. Yahu kardeşim sen benden akıllısın dedim, sen benden manyak çıktın ya. Ha bu Osmanlı paşasıdır, çoktan ölmüştür. Öyle deme, gelir ikimizi birden döver. Bayrampaşa'dan çok korkarım ben. Hayatta bir tek Bayrampaşa'dan korkarım. Bakalım yeni çaycımız da
nasıl çay ya? Buyurun, buyurun. Bak çocuğum, ben şeker hastasıyım. Şeker yiyemem. Bir daha bana şeker getirin. Olur mu ya? Hadi. Aman Eşref, canım Eşref, eşek Eşref. Bu ne lan? Bu nasıl çay böyle? İmamın abdest suyu gibi. Hayret bir şey ya. Ya Eşref, sen buna çay koyduğundan emin misin abi? Ya hakikaten ya, biz çay istedik. Herif bize sıcak su getirdi ha. Arkadaş, bunun çayını biz kendimiz mi atacağız? Şimdi bu kendin demle, kendin iç mi yani? Ne? Ulan bunun tadı da bir acayip ya. Al şunu al. Bana bakın arkadaşlar, bundan sonra biz çayımızı dışarıdan söyleyelim ya. Üstüme gelmeyin, çok kötü olur ha. Ne diyorsun lan sen? Oğlum, adamın üstüne varmayın o kadar ya. Daha bu dükkanda ilk çay demle işi. Baba inşallah bu da son olur yani ha. Tamam. Gel oğlum buraya, gel buraya. Yarısını yap, hadi. Hani bir laf vardır ya, gelen gideni aratır diye. Biz herhalde Ali Kefal'i arayacağız baba, ne dersin? Buyurun, demli demli, tarsan kanı çaylar bunlar. Çocuğum, ben sana ne dedim? Ben şeker hastasıyım dedim. Şeker istemem, yiyemem, tamam mı? Hadi. Getir bakayım. Heh, ulan biraz çaya benzemiş ha. Hey, fena değil. Ha evet, biraz rengi güzel. Bir de tadına bakalım. Gönlüm bulandı böyle ha. Merhaba. Merhaba. Taburcu oldun demek. Evet, bu sabah çıktım. Çok sevindim. Bu çiçekler senin için. Ne sevdim çiçekler, teşekkür ediyorum. Şey, İpek, hastanede sana öyle davrandığım için özür dilerim. Öfkeni anlayabiliyorum, gerçekten. Ya yerinde olsaydım ben daha çok öfkelenebilirdim belki de. Bu yazı dizisi yayınlanmadan önce keşke her şeyi açıklayabilseydim sana. Benim için kan vermişsin. Hastaneden ayrılmamışsın hiç. Emre, biliyorum o yazı dizisinden sonra bana inanmıyorsun ama... ben seni çok seviyorum. Ben de seni çok seviyorum. Sevgili seyirciler, İstanbul polisi tedavi gördüğü akıl hastanesinden kaçan seri katilin peşinde. Oy, ha bu adam Nuri Baba'nın benim yerime aldığı adamdır da. Seri katil Eşref Alyanak 5 kişiyi öldürdüğü için tutuklanmıştı. Uyan babalık, uyan. Ne oluyor ya? Aa, bizi bağlamıştı. Kim bağladı bizi be? Ben bağladım. Boşuna çabalamayın, çözemezsiniz. Kördüğümü yaptım size. Abi ne oluyor ya? Nedir, nedir yani nedir? Ya uyuyakalmışız. Ya arkadaş, çözsene bizi ya. Ya Eşref, niye bağladın evladım bizi? Siz benimle alay ettiniz. Gururumla oynadınız. Ben asil bir insanım. Soyum paşalara dayanır. Kimse benimle alay edemez. Biz yerler kayıttan geçmedik ki, hiç geçmedik yani, değil mi kardeşim? Ya bir dakika, biz seninle alay etmedik, biz şaka yaptık, şaka. Sen gerçek mi sandın yoksa Eşref? Şakaydı, şaka. Bana şaka yapmayacaksınız. Daha önce bana şaka yaptıkları için 5 kişiyi kestim ben. Aha bu. 5 kişi mi? Bresina, niçin adamlar şaka yaptın, kötü söz söyledin? Ben şimdi bizi kesecek. Bizi kesme çocuğum, kesme. Bunu kes. O seninle şaka yaptı, kes bunu hadi. Ya gerçekten onu kes, bizim sevenimiz var ya. Hem onun seveni yoktur. Yok. Ne biçim konuşuyorsunuz ya? Yalan söylüyorlar kardeş. Beni herkes çok sever, çok takdir eder. Ben toplumun beğendiği, sevdiği çok önemli bir şahsiyetim. Ben de şeytan tüyü var Eşref. Aman Eşref. Etme Eşref, eyleme Eşref. Kesme bizi Eşref. Kanka, içeri bak. Oha, ne oluyor orada ya? Sence ne olabilir kanka?
Baksana, adam Sinan amcaları rehin almış. Vah, ya elinde de hayvan gibi de bıçak var ha. Ne yapacağız biz şimdi ya? Bence polisi arayalım kanka. Tamam, sen polisi ara, ben de annemleri arayayım. Tamam. Hadi. Komiserim. Eşref, oğlum etrafın sarıldı. Teslim ol. Bak, polis etrafımızı çevirmiş. Yani bizi kessen, bize bir zarar versen bile ellerinden kurtulamazsın polislerin, ona göre. Toprağım bak, gel yol yakınken vazgeç. Söz veririm sana, vallahi billahi şikayet etmeyeceksiniz. Yemin içerim ben. Zaten şikayet edemeyeceksiniz ki. Hepinizi teker teker keseceğim. Önce seni keseceğim, sonra seni, daha sonra seni, sonra da sizi keseceğim. Abi biz nasıl bir psikopata çattık ya? Kesecekmiş bizi. Tutturmuş keseceğim diye manyak mıdır? Bizimkiler de geldi baba. Zeyno, Merve. Merve de gelmiş. Hanımlar sakin olun, hepsini kurtaracağız. Pardon, açılın. Pardon hanımefendi, çekilin. Aa, bu kim be ya? Çekilir misiniz? Bu ne kılık kale? Sen de kimsin be adam? Nereden çıktın? Tiyatrodan mı geliyorsun? Bu kılık ne? Bir dakika komiserim, bir dakika. Tek bir soru alayım, hatta bir şey söyleyeceğim. Hayat memat meselesi sizinle konuşmamız lazım. Öncelikle bakın. Şimdi ben içeri gireceğim, Bayram Paşa olacağım. Yani onun dedesi olacağım. Ondan sonra onu bir güzel yakalayacağım. Bıçağımı çalıp siz de arkadan gelip yütmüklenin. Oho, buyurun Paşa Hazretleri, buyurun. Buyurun. Eşref! Abi! Terbiyesiz, beni tanımadın mı? Ben deden Bayram Paşa. Bayram Paşa dedeciğim, öpeyim dedeciğim. Hı. Torununla gurur duy dedeciğim. Burada işe girdim, çalışıyorum. Aferin Eşref. Ne oluyor burada evladım? Niye bağladın bu adamları? Bunlar bana hakaret ettiler. Onurumu kırdılar dedeciğim. Vay terbiyesizler. Hangisi onurunu kırdı? Ha? Bu mu kırdı? Hı? Yoksa bu mu? Dur, ne oluyor ya? Yok yok, bunlardır. Oh. Yok, bence ha bu terbiyesizdir çünkü tipinden belli. Baksana terbiyesiz. Ya paşa ne yapıyorsun? Kendine gel paşa. Tursun. Aferin Eşref. Aferin torunum. Abu. Aa, Ali Kemal. Ali Kemal kim ya? Ya şey işte Ali Kemal, senden önce burada çalışan çaycı, onu kovduk tamam mı? Onun yerine seni işe aldık, yani biz sana bir güzellik yaptık. Sen de bir güzellik yap da şu ellerimizi çöz yeter ya. Hadi. Olmaz, keseceğim sizi. Keseyim mi dedeciğim? Olmaz, kesme. Ben onların cezasını veririm. Dayak atarım ben onlara. Değil mi? Evet, evet. Bize cezamızı paşa versin, bizi dövsün. Ver dede, ver. Kerataya bak. Demek sen Bayram Paşa'nın cezasını çok seviyorsun ha? Bana bak. Elleme dövsün dövsün. Paşa dede. Paşa Hazretleri, ne olur bizi bu durumdan kurtarın. Kurtarayım değil mi? Bir ben kurtarırım evet. Ama bir şartım var. Neymiş o şart? Hani burada Ali Kemal diye bir çaycı çalışıyordu ya, onu işten kovdunuz. Onu tekrar işe alacaksınız. Olmaz. Buranın çaycısı benim dedeciğim. Hey! Sen asil bir aileden geliyorsun. Sen çaycılık yapamazsın. Seni terfi ettiriyorum. Genel müdür oldun. Sağ ol paşa dedeciğim. Hı. Kabul mü? Tamam. Bir de Ali Kemal'in maaşının 2 katı fazlasını vereceksiniz. Zam yapacaksınız. Hayatta olmaz. Olmaz mı? Eşref, hangisinden başlamak istiyorsan başla. Kes. Bundan başlayayım mı dedeciğim? Abi psikopat. Niye benden başlıyorsun ya? Bundan başla. Seyit daha müsait kesilmeye. Niye ağam ya? Ben koyun muyum? Allah Allah. Ya ağam, Nuri ağam, kurban olayım. Bu saygıdeğer paşamızın isteklerini kabul et. Tamam peki, kabul. Eşref, senin gibi asil bir ailenin torunu bıçakla oynamaya utanmıyorum ha? Yürü, seni terbiyesiz. Yürü, çık dışarı. Çık. Al onu bakalım, al onu. Al onu. Sinan! Gülübü! Gülübü! Aşkım, ellerimi çözsün, kurtar beni Gülübü. Benim. Sağ olasın. Nurim, iyi misin? İyiyim yavrum, iyiyim. Çok korktum.
Tamam fazla sululuk yok. Hadi. Nuri babacığım, nasıl oynadım gördün mü? Ben tiyatrocuyum ya, o açıdan oynuyorum. Neyse, sözünde durup iki katı maaşıma zam yapıyorsun değil mi? yapacağım tabii de. Biliyorsun bir kaza yaptım. 7.000 lira para ödemen lazım. İşte o parayı yaptığım zamdan keseceğim, ne yapayım? Ya Nuri babacığım, kaşıkla veriyorsun, kepçeyle alıyorsun. Kazlan biraz, acilem var benim. Yolda kalmak istemem, konfor beklerim. Taksici solla biraz, acilem var benim. Geç kalmayı hiç sevmem, hizmet beklerim. Yolla, bir taksi yolla, yetiştir beni.